اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Muhterem arkadaşlar birlikte Ali İmran suresini tanımaya çalışıyor idik. Geçenki dersimizde surenin 165. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğumuz bu 165. ayetinden itibaren surenin öteki ayetlerini tanıyabildiğimiz kadar tanımaya çalışacağız. Hatırlayın geçen hafta okuduğumuz ayetlerinde Rabbimiz bir hikmeti gereği Uhud'da düşman karşısında küçük bir yara almış Müslümanların yaralarını sarıyordu. Kendilerine lütfedilen bir kitap ve şerefli bir peygamberle Allah onlara teselli veriyordu. Bakın bugün okuduğum 165. ayetinde de aynı konunun devamı olarak Rabbimiz şöyle buyuruyor. Öyleyse ey bu kitapla ve bu peygamberle şereflenmiş Medineli Müslümanlar. Ey Uhud'da Allah safında, peygamber safında yer almış ama kendi ellerinin yaptıkları ve Allah'ın belli bir hikmeti sebebiyle yenilgi tatmış bu yüzden de gamlanan Müslümanlar başkalarını iki misline uğrattığınız bir musibete kendiniz uğrayınca bu nereden mi dersiniz? Bu nereden geldi başımıza mı diyorsunuz? Ey peygamberim de ki o kendi tarafınızdandır. Doğrusu Allah her şeye kadirdir. Evet ey Müslümanlar size Uhud'da bir musibet ulaştı diye niye bu kadar üzülüyorsunuz? Niye gamlanıyorsunuz? Siz Uhud'da size ulaşanın iki mislini onlara tattırmamış mıydınız? Siz Uhud'da yetmiş şehit verdiniz ama onlar Bedir'de yetmiş ceset bırakırlarken yetmiş de esir almıştınız. Yani sizler Bedir'de onlara bunun iki katını tattırmadınız mı? Veya ey Müslümanlar siz kafirlere karşı iki kere galip geldiniz. Bir Bedir'de bir de Uhud'un ilk dönemlerinde. Ama kafirler size sadece bir kere galip geldiler. O da Uhud'un son döneminde oldu. Yani Onların musibeti sizin musibetinizin iki katıydı. Bunu bile bile şimdi de kalkmış bu neyin nesi diyorsunuz? Bu felaket, bu musibet de neyin nesi? Nereden geldi bütün bunlar başımıza diyorsunuz ve üzülüyorsunuz. Niye bu hallere düştük? Niye bu kafirlere yenildik? Biz Müslümandık, onlarsa kafirdi. Biz Allah'ın dostları, onlarsa düşmanlarıydı. Biz Allah desteğindeydik. Bizim yanımızda Allah'ın elçisi vardı. Niye bu kafirler karşısında yetmiş tane kurban verdik mi diyorsunuz? Neden mağlubiyet acısını tattık mı diyorsunuz? Kul min indi enfusikum. İnne Allah'a ala kulli şeyin kadir. <laughs> de ki peygamberim bu kendinizdendir. Bu kendi kendinizdendir. Bu başınıza gelenler sizin kendi davranışlarınızdan, kendi hatalarınızdandır. Bütün bunlar sizin Allah ve Resulünün emirlerine boyun eğmemenizden, Allah yasalarına riayet etmemenizden dolayıdır. Yani asıl sebep bilesiniz ki kendinizsiniz. Bu yenilginin sebebini dışarıda değil kendinizde aramalı, kendi kendinizi yargılamalı ve bir daha o hatalara düşmemeye çalışmalısınız. Sizler muttaki davranamadınız. Sizler aç kurbanı oldunuz. Yani bütün bunlar nereden geldi başımıza diyerek hayflanmak yerine nefislerinizi ıslah edip gelecek için hazırlanmak zorunda olduğunuzu unutmamalısınız. Bilesiniz ki Allah her şeye kadirdir. O dilediğini yapar. Onun hükmünü, onun takdirini hiç kimse değiştiremez. O dilediklerine yardım etmeye dilediklerini galip getirmeye, dilediklerini de yardımcısız bırakarak mağlup etmeye kadirdir. Yani Bedir'de yardım etmeye de Uhud'da yardımcısız bırakmaya da kadirdir o Allah. Eğer sizler orada Allah ve Resulü'nün emirlerine boyun eğmiş olsaydınız, Allah ve Resulü'nün talimatlarına uygun hareket etseydiniz ganimete meylederek mevzilerinizi terk etmeseydiniz. Allah ve Resulünün arzularını terk edip ganimet sevdasına düşmeseydiniz, dünya mal ve mülküne sevdalanmasaydınız, elbette ilk dönem galip geldiğiniz bir savaşta mağlup konuma düşmezdiniz. İlk dönem galip durumda olduğunuz bu savaşı yine galip bitirebilirdiniz. Ama sizler kendi ellerinizle peygamberin emrinden çıkıp peygamberin yerleştirdiği mevziyi terk edip ganimet sevdasına kapıldınız. Allah da size galibiyetinizden sonra böyle bir sonucu takdir buyurdu. İşte Allah'ın takdiriyle bu musibetler başınıza geldi. Bunun bir başka sebebi de şudur. وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم Vallahu a'lemu bima yektumun. İki topluluğun karşılaştığı günde başınıza gelenler Allah'ın izniyledir. Bu inananları da münafıklık edenleri de belirtmesi içindir. Münafıklık edenlere gelin Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa savunmada bulunun denildiği zaman eğer savaşmayı bilseydik gerçekten biz de ardınızdan gelirdik derler. O gün onlar imandan çok küfre yakındılar, inkara yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlar. Allah gizlediklerini onlardan çok daha iyi bilir. Evet, iki topluluğun, iki ordunun hak batıl taraflarının karşı karşıya geldikleri günde size isabet edenin isabet sebeplerinden birisi de bilesiniz ki Allah'ın izniyledir. Allah'ın iradesinin dışında bir şeyin gerçekleşmesi asla mümkün değildir. Çünkü Allah'ın iradesi bazen kulların iradelerine bağlı olarak sebep-şart ilişkisiyle tecelli eder, bazen de hiçbir sebep ve şarta bağlı olmaksızın tecelli eder. Öyleyse bilesiniz ki ey müslümanlar Allah dilediği için bu böyle olmuştur. Eğer Allah dileseydi size gösterdiği galibiyetinizi devam ettirirdi. O zaman şartlar ne olursa olsun karşınızdakiler size hiçbir şey yapamazlardı. O ilk yenilginin korkusuyla Ta Mekke'ye kadar kaçarlar. Sizler de muzaffer olarak onları takip eder, onların peşine düşer ve yakaladığınızı öldürürdünüz. Ama Allah dilemediği için öyle olmadı. Allah izin verdiği için Halid fırsat kolladı ve yakaladı. Okçuların terk ettiği bölgeden gelerek size arkadan saldırdı. İşte bilesiniz ki bu Allah'ın izniyle oldu. Allah böyle olmasını istedi. Peki niye istedi Allah bunun böyle olmasını? وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ نَافَقُوا Onun müminleri ve münafıkları bilmesi içindi. Bilecekti Allah kim mümin kim münafık. Bilecekti Allah içinizden kim ciddi inanmış kim cıvık inanmış bilecekti Allah kim kendisine tam teslim, kim teslim değil. Bilecekti kimin kendisine güveni devam ediyor, kimin güveni sarsılıp azalmış. Kim Allah'ın kaderine, Allah'ın takdirine iman ediyor, kim ecelin Allah elinde olduğuna tam inanıyor, kim de bu konuda zaafa düşmüş. Aslında Allah biliyordu da size bildirmek, size göstermek istiyordu bunları. Yani tam inananla inanmayanları size açıklamak, sizin için açığa çıkarmak istiyordu. İşte bakın şu sözleriyle, şu tavırlarıyla münafıklar müminlerden ayrılıyorlardı. Münafıklar müminlerden ayrı olduklarını bakın şu sözleriyle ortaya koyuyorlardı. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون الله ديكي الله yolunda savaşın. veya kendinizi vatanınızı savunup müdafaa edin yahut haydi müdafa harbi yapın yahut eğer müslümanlarla birlikte peygamber aleyhisselamla birlikte bizzat bir savaşa katılmazsanız bile hiç olmazsa müslümanların safında bulunarak düşmana gözdağı verin veya Allah için bir savaşı göze alamıyorsanız bile hiç olmazsa bari kendinizi, ailenizi, ülkenizi, mallarınızı savunmak için, korumak için savaşın denildiği zaman dediler ki eğer gerçekten kıtali bilseydik muhakkak biz de size katılırdık. Eğer savaşı bilseydik ya da bugün burada savaş yapılacağını bilseydik elbette sizinle birlikte biz de gelirdik. Veya sizin bu hareketinizin, bu çıkışınızın, bu kararınızın gerçekten bir savaş sebebi olacağına inansaydık elbette biz de size tabi olurduk diyorlar. Alçaklar Allah adına verilecek bir savaşa inanmıyorlar da bunu kişinin kendisini bile bile körü körüne tehlikeye atması olarak değerlendiriyorlar. Arkadaşlar bunlar yarı yolda Müslümanları terk eden münafıklardı. Münafıkların reisi durumunda olan Abdullah bin Übey, savaşçıların üçte birini yanına alarak burada pisi pisine kendimizi niye öldüreceğiz diyerek Medine'ye döndü. Bakın Allah diyor ki, Hum lil kufri yevme izin akrabu minhum lil iman.'' Yekuluna bi efvahihim ma leysa fi kulubihim. Vallahu a'lemu bima yektumun. Onlar o anda o gün imandan çok küfre yakındılar. İmandan ziyade küfre yakındılar. Yani o sözleriyle, o tavırlarıyla Müslümandan çok kafire, imandan çok küfre yakındılar. Çünkü İman sahibi bir kişi, Müslüman bir kişi bunları asla söyleyemez. Bu tavırları asla sergilemez. Zaten bunlar ağızlarıyla kalplerinde olmayan şeyleri söylerler. Ağızları başka, kalpleri başkadır bunların. İçleri başka, dışları başkadır. Bizler bugün orada bir savaş olacağını bilmiyorduk. Hiç böyle bir şeye ihtimal vermiyorduk. Eğer böyle bir şey bilseydik elbette bizler de size tabi olurduk ifadeleri işte kalplerinde olmayan bir şeydi. Ama Allah onların kalplerinde neleri gizlediklerini çok iyi bilmektedir. Yani nasıl biliyordunuz o gün orada bir savaş olmayacağını? Nereden biliyordunuz bunu? Savaş yoktu da pikniğe mi gelmişti Mekkeli müşrikler? Savaş olmayacaktı da panayıra mı gidiyordu bu Müslümanlar? Veya sizler nasıl bilmezsiniz savaşmayı? Eliniz ayağınız yok mu sizin? Öteki Müslümanlardan neyiniz eksikti? Resulullah'ın davetini duymadınız mı? Müslümanların savaş hazırlıklarından haberiniz olmadı mı? Niye yarı yolda Müslümanları terk edip Medine'ye evlerinize kaçtınız? Niye yalnız bıraktınız peygamberi? Niye Allah için bir fedakarlığı göze alamadınız? Sizin inandığınız Allah uğrunda savaşmaya değmez mi? Sizin inandığınız Allah uğrunda malı ve canı feda etmeye değmez mi? Siz Allah'a inandığınızı iddia etmiyor muydunuz? Siz Müslümanlarla beraber olduğunuzu söylemiyor muydunuz? Bu nasıl Müslümanlık böyle denildiği zaman hainler kalplerinde olmayan şeyleri söyleyerek Resulullah'ı ve Müslümanları idare etmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar bundan önce onların kalplerini kalplerinde gizledikleri bu nifaklarını dışa yansıtan bir alamet yoktu. Ama böylece işte nifakları ortaya çıkarak imandan çok küfre yakın oldukları anlaşılıyordu. Ya da onlar savaş alanından geriye çekilmekle o gün Müslümanlardan çok kafirlere destek vermiş oldular. Zira bu hareketleri kafirlere bir destekti. Veya bunlar işte böyle imanla küfür arasında bir sarkaş gibi gelgit halinde olan insanlar oldukları için o demde imandan çok küfre yaklaşmış oluyorlardı diyeceğiz Allahu alem. Ellezina kalu li ihwanihim wa qa'du law ata'una ma qutilu kul fadra'u an anfusikumul mevte in kuntum onlar oturup kardeşleri için eğer bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi dediler. De ki peygamberim eğer doğru sözlü iseniz haydi ölümü kendinizden savun bakalım. Evet o münafıklar savaştan sıvışıp evlerinde karılar gibi oturarak kardeşleri için Allah adına savaşa iştirak edenler için eğer bu enayiler bizi dinlemiş olsalardı kesinlikle öldürülmezler, bizim gibi kurtulurlardı diyorlar. Sanki Allah yolunda öldürülenlerle alay ediyorlardı alçaklar. Pisi pisine ölüp gittiler diyorlardı. Allah yolunda şehit düşenlerle istihza ediyorlar. Şehadetlerine sevinip oh olmuş gitmeselerdi oh olmuş bizi dinleselerdi diyorlar. Ensarın yiğit şehitleri hakkında söylüyorlardı bunları. Allah diyor ki bakın, قُلْ فَدْرَعُوا an اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ in kuntum صَادِقِينَ Peygamberim sen böyle diyen, böyle düşünen o münafıklara de ki, kendilerinde güç ve kudret gören, Kendilerini bir şey zannedip bol keseden, ahkam kesen, akıllarına, tedbirlerine güvenerek, Allah'ın takdirini diskalifiye edeceklerine inanarak Müslümanlara, eğer bizi dinleselerdi, bizim aklımıza, bizim nasihatlerimize kulak verselerdi, orada pisi pisine öldürülmeyeceklerdi diye akıl vermeye çalışan bu zavallılara sen de ki peygamberim, eğer sadıklarsanız, eğer bu iddialarınızda samimilerseniz, haydi ölümü kendinizden defedin bakalım. Haydi ölüme çare bulun da ölmemeyi becerin bakalım. Eğer gerçekten bu sözlerinizde samimiyseniz, eğer bu iddianızı eyleme geçirme durumunuz varsa, buyurun kendiniz ölmeyin. Müslümanlara bizi dinlemediler de onun için öldürüldüler diyorsunuz değil mi? E, haydi herhalde kendi sözünüzü kendinizden daha iyi dinleyecek olmasa gerektir. Buyurun kendinize söz geçirin de ölmeyin bakalım. Ama nerede? Kim ölmemiş de bugüne kadar? Arkadaşlar Uhud'un yarasını sarmaya çalışan Müslümanlara münafıklar böyle diyorlardı. Müslümanları acaba Resulullah'ın buyurduğu gibi Medine'de kalsaydık. Uhud'a gitmeyerek Medine'de bir savunma savaşı yapsaydık. Bu kardeşlerimizi kaybetmez miydik? Acaba bunlar başımıza gelmez miydi düşüncesine sevk etmek yani Müslümanların kalplerine şüphe tohumları atmak için diyorlardı bunları. Ama Rabbimiz gün kadar açık ayan beyan yasalarıyla ayetleriyle onlara cevap vererek onların ürettikleri bu şüphe tohumlarının bu vesveselerinin Müslümanların kalplerinde etkili olmasına engel oluyordu. Rabbimiz bu ayetleriyle bakın Müslümanlara şunları açıklıyordu. Ey Müslümanlar, birinci olarak şunu bilin ki bir canın, bir nefsin Allah'ın izni olmadan, Allah'ın onun için ezelde takdir buyurduğu eceli gelmeden kesinlikle ölmesi ya da öldürülmesi mümkün değildir. Bu Allah'ın yeryüzünde koyduğu asla değişmez, değiştirilemez bir yasasıdır. İkinci olarak bu alçak münafıklara eğer yetki bizde olsaydı, eğer bu savaş işi bize ait olsaydı yani bu savaş konusunda verilecek kararda bize de bir söz hakkı düşseydi bunlar burada öldürülmezlerdi. Bunların öldürülmelerine asla izin vermezdik diyenlere Rabbimiz buyuruyor ki: Eceli gelen kimse nerede olursa olsun orada mutlaka ona ölüm ulaşacaktır. O kişi nerede olursa olsun mutlak surette öleceği yere kadar getirilir ve ölüm kendisine ulaşır. Evlerinde, yataklarında bile olsalar kaldırılıp ölecekleri yerlere getirilir ve orada öldürülür buyurarak değişmez yasasını açıklıyor. Önceki ayetlerde de gördük. Böyle düşünen, keşke keşke diyen ve Allah'ın takdirini hesaba katmayan insanların ölünceye kadar kalplerinde bir pişmanlık olacak buyuruyordu Allah. Öyleyse ey Müslümanlar sizler asla bu münafıkları dediklerine itibar etmeyin. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِح۪ينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الله yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Bilakis onlar Allah'ın bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar. Arkalarından henüz kendilerine ulaşmayan kimselere kendilerine korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceklerini müjde etmek isterler. Onlar Allah'tan olan bir nimeti, bolluğu ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Evet, Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin. Onları ölmüş saymayın. Bilakis onlar diridirler ve Rableri katında bol bol rızıklarla güzel güzel nimetlerle rızıklandırılmaktadırlar. Arkadaşlar Rabbımızın bu ayetinde ve Bakara suresindeki ayetlerinde onların ölü olmadıkları, Allah katında bir dirilikle rızıklandırıldıkları anlatılmaktadır. Bu ayetlerden anlıyoruz ki böyle Allah yolunda öldürülmüş şehitlere ölüler demek yasaklanmıştır. Çünkü onlar diridirler ama siz onların hayatlarını hissedemezsiniz. Yani bu Allah dostları nasıl diridirler, nasıl rızıklandırılmaktadırlar, bunu ancak Allah bilir. Ve bilen Allah da böyle buyurduğuna göre biz de aynen böylece inanmak zorundayız. Çünkü bu hayat zahiri hislerle hissedilebilecek bir hayat değildir. Tabi şu anda şüphesiz ki Onların nasıl rızıklandırıldığını bizler bilmemekle birlikte ama şu kadarını biliyoruz ki artık onlar bize sürekli mesajlar vermekte ve Allah'ın dinini canlılıkla muhafaza ettirmede rol oynamaktadırlar. Bu şehitlerin sürekli bizim karşımızda, bizim dünyamızda etkisi ölçülemeyecek derecede yayın yaptıklarını çok büyük mesajlar sunduklarını hatta hayatta olan canlı olan birilerinin en büyük alimlerin en büyük hocaların en büyük haber merkezlerinin bile onların sundukları mesaj gibi bir mesaj vermediklerini de biliyoruz. Hiçbir kimsenin hiçbir mesaj vermediği bir ortamda herkesin durgun, statik bir hayat yaşadığı bir ortamda yıllar önce ölen ve de adı Yasin suresinde ebedileşen, atsız bir şehidin sürekli olarak bize verdiği mesaja bir bakın. Bir bakın da hayattakilerin, şu anda dünya üzerinde milyarlarca Müslümanın böyle bir mesajı verip veremediklerine karar verin. Yasin suresinde anlatılır. Allah bir kariyeye, bir şehre iki tambel gönderir. Arkasından bir üçüncü elçi ile onlar desteklenir. Allah'ın kutlu elçileri gönderildikleri şehir halkını toplayıp, Allah'tan aldıkları risaletlerini gündeme getirerek uyarırlar toplumu. Ama toplum Allah'ın elçilerinin uyarılarını kabul etmek istemezler. Sizler bizim gibi birer beşersiniz. Biz bizim gibi beşer olanları asla elçi kabul etmeyiz derler. Allah'ın elçilerini kabule yanaşmadıkları gibi Allah'ın elçilerine tehditler savurmaya başlarlar. Siz geldikten sonra bizim başımıza uğursuzluklar geldi. Bizler sizinle uğursuzlandık. Eğer başımızdan çekip gitmezseniz sizi taşlayıp öldüreceğiz derler kendilerini Allah'a kulluğa ve cennete çağıran Allah'ın bu mübarek elçileri derler ki ey insanlar uğursuzluğunuz bizden değil sizin kendinizdendir buyurarak toplumla böyle bir kavganın içine girmişlerken duruma muttali olan Allah elçilerinin toplum tarafından reddedilip ölümle tehdit edildiklerini işiten Şehrin en uzak bir mahallesinden atsız bir yiğit, atsız bir kahraman bir elçi koşarak o meydana gelir. Kendisini Allah elçilerinin önüne siper yaparak "Durun ey kavmim, ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Ey kavmim, Rabbiniz tarafından size bir rahmet olarak gönderilmiş bu Allah elçilerine tabi olun. Onların dediklerini dinleyin." ve onların Rabbimiz'den getirdiği hidayet hediyesini kabul edin. Rabbimiz Allah diyen, sizi cennete çağıran, sizin hayrınızı düşünen ve üstelik yaptıkları bu görev karşılığında sizden hiçbir ücret de istemeyen bu Allah elçilerini reddetmeyin diyordu. Önceleri sanki onları tanımıyormuş gibi Tarafsızmış gibi toplumuna nasihatte bulunurken nihayet peygamberlerin toplumu tarafından öldürüleceklerini anlayınca bu tarafsızlığını peygamberler lehine bozarak peygamberler safında yer alarak şöyle diyordu kavmine: Ey kavmim dinleyin beni. Ben de Müslüman oldum. Bir akılsızlık yapıp bu Allah elçilerini öldürecek misiniz? Eğer bunu yapacaksanız benim vücutumu çiğneyip geçmedikçe bu peygamberlerin kılına bile dokunamazsınız diyerek kendisini Allah elçilerine kalkan yapar ve sonunda onun bu sözleri karşısında çılgına dönen toplum tarafından bu atsız kahraman şehit edilir. Şehit edilirken de bakın kıyamete kadar tüm Müslümanlara mesajların en büyüğünü şöyle sunuyordu. Allah ona cenneti müjdeleyince, Rabbinin bu müjdesini alınca bakın şöyle diyordu. Kale ya leyte kavmi ya'lemûn. Bima rabbi ve minel mukramin. Keşke kavmim bir bilebilseydi Rabbimin bana nasıl mağfiret ettiğini, beni nasıl mükramundan kıldığını, beni nasıl ikrama boğulanlardan kıldığını keşke kavmim bir bilebilseydi, bir anlayabilseydi. Yasin Suresi Ayet 27 Bakın o yiğit atsız şöyle diyordu. Keşke şu benim kavmim bir bilselerdi. Keşke akılsızca Allah elçilerine zulmeden şu kavmim, Rabbimin beni nasıl mağfiret buyurduğunu, beni nasıl mağfiretiyle ve rahmetiyle karşıladığını, benim geçmişimi, geçmişte işlediğim günahlarımı nasıl sıfırladığını, bana nasıl ikramlarda bulunduğunu, beni nasıl ikramlarına, lütuflarına boğduğunu, keşke şu cahil kavmim bir bilselerdi. Haydi ey kavmim, bu inadınızı, bu düşmanlığınızı, bu isyanınızı bırakın da, akıllarınızı başlarınıza alıp, siz de Rabbinizin ikramlarına, Rabbinizin bağışlarına koşun diyordu. Sadece kendi kavmine değil, kıyamete kadar ben de Müslümanım. Benim de bir kitabım var diyerek bu kitabı eline alan, bu sureyi okuyan, Yasin Suresi'ni okuyan tüm Müslümanlara bu mesajını, bu uyarısını sunmaya devam edecek. Yeryüzünde hiçbir haber merkezinin sunamayacağı en büyük mesajı sunmaya devam edecek bu yiğit Müslüman. Şimdi söyleyin bakalım kim diri kim ölü? Allah'ın bu kutlu şehidi mi diri yoksa şu bizler mi diriyiz? Bu şehitler mi canlı yoksa ölülerden farkı olmayan şu bizim toplum mu canlı? Arkadaşlar bilelim ki şehadet en büyük bir şeref, en büyük bir ecir ve en büyük bir nimettir. İşte şehidin Allah yolunda ölen birinin ölmediğinin, canlılığını koruduğunun ve sürekli bize mesaj ulaştırdığının bir kanatı ve ispatıdır kıyamete kadar Yasin Suresi'nde bu şehidin herkese ulaştırdığı mesaj. Görünüşte Ölmüşler bunlar. Toz toprak olmuşlardır. Atları, sanları kalmamıştır. Nerede oldukları da belli değildir. Ama dünyanın her bir yerinde canlarını Allah için feda etmiş olan bu insanlar, Allah'tan başka ilah olmadığının şehadetini canlarıyla ispat eden bu insanlar, Allah'ın kendilerine ölü demeyi yasakladığı varlıklardır. Öyleyse bizler de zinhar bunlara ölüler demeyelim. Ferihine bima atahumullah min fadlihi ve yestebşirun billezina lem yelhaku bihim min halfihim alla khaufun aleihim ve lahum yahsanun. Canlarını grup grup Allah için feda etmiş bu kutlu şehitler Allah'ın bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar. Arkalarından kendilerine henüz ulaşmayan kimselere, yani henüz ölmemişlere kendilerine korku olmadığını ve kendilerinin asla üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Allahu Teala onlara o kadar büyük nimetler veriyor o kadar çok lütuflarda bulunuyor ki onlar bunlarla sevinip coşuyorlar. Arkalarından henüz onlara kavuşmamış olanlara da yani henüz ölmemiş olan müminlere de müjdeler veriyorlar. Müjdeler olsun sizlere ey Müslümanlar. Kesinlikle bilesiniz ki sizlere korku da yok, mahzun olmak da yok. Keder de yok, sıkıntı da yok diyorlar. Yani ey Müslümanlar size cehenneme gitme korkusu yok ama cenneti kaybetme üzüntüsü de yok diyorlar. Yine Allah'tan bir nimet, bir fazilet, bir üstünlüğü müjdeliyorlar hayattaki Müslümanlara. Ve Allahu Teala'nın müminlerin hiçbir zaman ecirlerini zayi etmeyeceğinin mesajını veriyorlar sürekli. Sürekli şehadetin yayınını, cennetin yayınını, kaybın yayınını ve mesajını okuyorlar bu Allah şehitleri. Arkadaşlar bu ayetler ölümle hayatın bitmeyeceğini, ölümden sonra da hayatın devam edeceğini anlatır. İşte anlıyoruz ki şehidin hayatı devam etmektedir. Şehit davasına inancına başını koyacak kadar şehadet eden kişi demektir. Şehit davasının dirilişi için, başkalarının dirilişi için canını feda eden kişi demektir. Onun içindir ki şehit diridir. O yüzden şehitler ölüler gibi yıkanmazlar. Yıkanmak ölünün cesedini temizlemek demektir. Onlar zaten temiz oldukları için yıkanmazlar. Cenaze namazları da kılınmaz onların. Çünkü onlar ölmemişlerdir. Kefenleri şehitlik elbiseleridir. Yaşarken giydikleri elbiseleri ölürken de giyerler onlar. Zira onlar öldükten sonra da yaşarlar. Diridirler onlar. Zira onlar yakınlarını diriltirler. Çevrelerini diriltirler. Onların ayrılıkları yakınlarını asla üzmez. Ayrılıkları arkalarında kalanlara asla zor gelmez. Çünkü onlar ölmemişlerdir, onlar diridirler. Evet, Uhud dönüşü münafıklar şehitlerle alay ediyorlar. Pisi pisine orada öldürüldüler. Eğer bizi dinlemiş olsalardı asla ölmezlerdi diyorlar. Bütün bunları duyan Müslümanlar da şehitlerine üzülüyorlar. Ve işte bu ayetleriyle Rabbimiz hem münafıkların sapık iddialarına, istihsalarına cevap veriyor hem de Uhud'un yarasını sarmaya çalışan Müslümanları bir değerlendirme yaparak teselli ediyordu. 70 Müslüman doğranmıştı orada. Arkadaşlar bu sayı hemen hemen savaşa iştirak eden Müslümanların 8 onda birisiydi. Gerçekten Müslümanlar bunun acısını çekiyorlardı. Ama Müslümanların eğitilmeleri için eksikliklerini, kusurlarını anlamaları için Allah'ın isteği bu doğrultudaydı. Yasalara riayet etmedikleri için Resulullah'ın ordusu mağlup olacaktı ve bu kıyamete kadar her bir dönem Müslümanlarına bir örnek, bir ders, bir ibret olacaktı. Müslümanlar bu yasayı yakından tanıyacaklar ve tüm hak batıl savaşlarında hiçbir zaman kendi kendilerine, kendi güç ve kuvvetlerine, kendi tedbirlerine güvenmeyecekler. Zaferi sadece Allah'tan bekleyecekler. Allah ve Resulü'nün emirlerine bağlı kalacaklar, dünyacı olmayacaklar. Dünya mal ve mülklerini Allah ve Resulü'nün arzularının önüne geçirmeyecekler. Dünyalıklara ulaşmak sevdasına kapılarak, gamimet derdine düşerek mevzilerini terk etmeyecekler. Allah ve Resulü'nün kendilerini görmek istediği konumlarından ayrılmayacaklar ve müslümanlar bu yasa gereği kesinlikle hayatlarını Allah için yaşayacaklar. Sadece Allah'ı dinleyecekler, sadece Allah'ı veli ve vekil bilecekler. Vekaletlerini sadece Allah'a verecekler. Hayatlarında sadece onun yasalarını uygulayacaklar. Allah ve Resulü'nün emirlerine sıkı sıkıya bağlanarak bir hayat yaşayacaklar. Yani sabırla Allah yolunda olmaya devam edecekler. Bu yolda kendilerine veya en yakınlarına ölüm gelebilir. Bu yolda şehadet şerbetini yudumlayabilirler. Arkada kalanlar artık böyle Allah yolunda ölenlerin arkasından üzülmemeliler. Çünkü işte bu ayetlerle onların ölmediklerini o müminlerin Rableri katında rızıklandırıldıklarını bilmeliler artık. Bundan sonra 172. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا lillahi وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Kendileri Savaşta yara aldıktan sonra Allah ve peygamberin çağrısına koşanlara hele onlardan iyilik edip sakınanlara bilesiniz ki büyük ecirler vardır. Evet bir savaşta hem de yara aldıkları halde Allah ve Resulüne icabet edenler işte Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Hayber'de, Yermuk'te, Tebuk'te, Kadisiye'de, Nehraven'de, Çanakkale'de Allah adına bir savaşta yara aldıkları halde, yenilgiye uğradıkları halde yine de Allah ve Resulüne itaate koşanlar. Allah ve Resulünün yeni bir savaş davetine icabet edenler var ya, daha yaralarını bile sarmaya zaman bulamadan, şehitlerini bile gömemeden, Haydin toparlanın düşman üzerine diyen Allah ve Rasulünü dinleyenler var ya, işte onlar için çok büyük ecirler vardır diyor Rabbimiz. Arkadaşlar, savaş bitimi hemen Mekke'ye doğru geri dönmeye başlayan şirk ordusunun, geriye dönerek Müslümanlara yeni bir hücumu düşündüğünü haber alan Allah'ın Rasulü, haydi toparlanın ey Müslümanlar, Müşrikler yeniden saldırı düşünüyor diyor, arkadaşlarını yeni bir savaşa davet ediyordu. Rivayetlere göre Ebu Sufyan ve arkadaşları Mekke'ye doğru yönelip Evha denen mevkiye geldiklerinde durumdan pişman olmuşlar ve şöyle diyorlardı. Yahu biz ne yaptık? Niye dönüyoruz Mekke'ye? Müslümanların pek çoğunu öldürdük, çoğunu da yaraladık. Mağlup olanlar onlar, galip gelenler bizlerken e niye kaçıyoruz? Niye bir daha dirilemeyecekleri bir biçimde tamamıyla onların belini kırmadık? Niye köklerini kesmedik? Niye Medine'ye girip onların karılarını, kızlarını almadık diyerek geri dönmeyi düşünüyorlar? Ve işte bunu haber alan Allah'ın Resulü yaralı bir vaziyette kıvranan arkadaşlarına Haydın onlar bize saldırmadan biz onları takip edelim diyordu. Bu daveti duyan yaralı Müslümanlar hemen Resulullah Efendimizin etrafında toplanıyorlardı. İşte böyle muhsin davranan, savaş ortamında Allah huzurunda olduklarının şuuru içinde olan, hayatlarını Allah için yaşayan bu Müslümanlara çok büyük ecirler var diyor Allah. Evet gerçekten zor bir imtihandı bu. Müslümanlar olarak Allah için bir savaşa gideceksiniz. Orada bir yenilgi tadacaksınız. Yetmiş kadarınız doğranacak. Bir o kadarınız da savaş meydanında yaraları içinde kıvranacak. Büyük bir yara alacaksınız. Ama bütün bunlara rağmen yine de Allah Resulü'nün yeni bir savaş çağrısına evet diyeceksiniz. Düşmanın üzerine yürüyecek ve mağlubiyetten sonra yeniden galibiyetin yolunu bulacaksınız. İşte bu Allah'ın peygamberine ve onun yolunun yolcularına en büyük yardımı, en büyük lütfudur. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ve وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ vekil İnsanlar onlara düşmanınız olan insanlar size karşı bir ordu topladılar. Onlardan korkun dediler. Bu onların imanını artırdı da Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Evet Mekke'den Uhud'a gelmiş Müslümanlar aleyhine gözleri dönmüş müşrikler Uhud'u terk edip giderlerken ertesi yıla sözleştiler. Ey Muhammed, bu savaş bitmedi. Rovanş için gelecek sene Bedir'de buluşalım dediler. Ebu Sufyan'ın bu teklifine karşılık Allah'ın Rasulü, Hazreti Ömer Efendimize ona şöylece cevap vermesini emretti. Bu sizinle bizim aramızda bir sözleşmedir. İnşallah oraya geleceğiz demesini emretmiş. Ömer Efendimiz de aynen bunu tebliğ etmişti. Evet gelecek sene bu savaşın rövanşına Uhud'da hazır olun dediler. Aramızdaki bu savaş bitmesin, devam etsin dediler. Ve ertesi sene Müslümanlara haberler geldi. Ey Müslümanlar korkun, ürkün, çekinin, çünkü Mekkeli düşmanlarınız sizin için ordular topladılar. Sizin için insanlar toplanıyorlar. Toplandıkça toplanıyorlar. Büyük büyük ordular hazırlıyorlar dediler. Amansız bir savaş kapınızda dediler. İşiniz bitik dediler. Geldiler, geliyorlar diyerek Müslümanları korkutmak istediler. Ama ne derlerse desinler hiç fark etmez. Fezadehum imanen ve hasbun hasbunallah ve ni'mel vekil. Bilakis Allah düşmanlarının bu sözleri, bu tehditleri Müslümanların imanlarını artırdı. Bu lakırdılar karşısında korkup sinmek yerine imanları, teslimiyetleri, tevekkülleri, Cesaretleri bir kat daha arttı Müslümanların. Allah'a inanan, Allah'a güvenen, hayatlarını Allah için yaşayan kimseler için ne fark edecek de kim gelirse gelsin, ne gelirse gelsin, isterse tüm dünya üzerlerine gelsin, ne fark eder de eğer Allah safındalarsa, eğer Allah'ın desteğindelerse eğer Allah kendileriyle beraberse, eğer Allah'ın melekleri kendileriyle beraberse, eğer Uhud'daki bir mağlubiyetten sonra Allah kendilerine yeni bir galibiyet tattıracaksa, eğer galibiyet de mağlubiyet de Allah'ın elindeyse ne fark eder ki şu kadar insan geliyormuş, bu kadar ordu geliyormuş, tüm dünya üzerlerine geliyormuş. Hiçbir şey fark etmeyecek. Yine Allah yolunda savaşacaklar o Müslümanlar. Çünkü gelen o düşman kendilerinin değil Allah'ın düşmanıdır ve onlar ilk önce karşılarında Allah'ı bulacaklardır. İşte Müslümanlar bu hak batıl savaşlarında sadece Allah'a güvenecekler. Allah yolunda savaşacaklar tüm dünya üzerlerine gelse bile asla geri dönmeyecekler ve şunu söyleyecekler diye: Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Tıpkı yıllar önce ataları İbrahim Aleyhisselam'ın kralın toplumun putunu kırdıktan ve tüm toplumu karşısına aldıktan sonra ateşe atılırken söylediği şu cümleyi söyleyeceklerdi. Biz Rabbimize teslim olduk. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyecekler. Veya tüm dünya üzerimize gelse bile ne gam Allah var ya diyecekler. İnşallah biz de öyle bir konumda böyle diyelim. Hep Allah'ı vekil bilelim, hep Allah'a güvenelim, Allah'a dayanalım ve tüm dünya karşımıza çıksa bile Allah desteğinde kesinlikle onlara galip geleceğimizin bilincinde, şuurunda olalım inşallah. Bu konu ile ilgili pek çok hadis var. Onlardan bildiğim birkaç tanesini inşallah burada okuyayım. Abdullah İbni Abbas radıyallahu an Efendimiz şöyle demiştir. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir sözünü İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında söylemiştir. Muhammed Aleyhisselam da bu sözü müşrikler bakın size karşı bir ordu toplanmış. Onlardan korkun ve korunun dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu söz Müslümanların imanını artırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir demişlerdi. İbni Abbas Efendimizin değişik bir rivayeti de şöyledir. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı zaman son sözü Allah bana yeter. O ne güzel vekildir demek olmuştur. Buhari Tefsir 13 Yine Ebu Hureyre Efendimiz'den nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Cennete girecek bir takım insanlar var ki, onların kalpleri tevekkül ve Allah'a güvenmede kuşların kalpleri gibidir. Müslim Cennet 27 Ebu Bekir Efendimiz de şöyle demiştir. Hicret yolculuğunda biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile mağarada iken, tepemizde dolaşıp duran müşriklerin ayaklarını gördüm ve Ey Allah'ın elçisi eğer şu müşriklerden birisi eğilip aşağıya bakıverse mutlaka bizi görür dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannedersin ey Ebabekir? Niçin telaşlanıyorsun? Telaşlanmana gerek yok. Elbette Allah bizi koruyacaktır. Buhari Fedail 2 Evet, o müminler böylece Allah'a tevekkül ederler ve şöyle derler. Kem min fiyetin qalilatin galebet fiyeten katire bi iznillah ve vallahu ma'as Allah'ın izniyle nice azlar, nice az gruplar nice çoklara galip gelmiştir. Nice azlar nice çokları yenmiştir derler. Evet, işte Uhud'da kafirlerle karşı karşıya gelen Müslümanlar da Allah'a aynı iman, aynı güven, aynı tevekkülü taşıyorlardı. Bundan sonra 124. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Fen galabu bi ni'metin min Allah ve fadlin lem yemseshum su'un Allah, ridvanallah vallahu zu fadlin azim. Bu yüzden kendilerine bir fenalık dokunmadan Allah'tan nimet ve bollukla geri döndüler. Allah'ın rızasına uydular. Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah büyük ve bol nimet sahibidir. Evet, Uhud'dan sonra müşriklerin tekrar toplanıp Medine'ye Müslümanlara saldıracakları büyük büyük ordular hazırlayarak Uhud'un rövanşını gerçekleştirecekleri haberleri ortalıkta yayılıyordu. Bu haberlerle Müslümanları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyorlardı. Ama Allah'a imanları, Allah'a güvenleri tam olan Müslümanlar zerre kadar bir korku duymayarak Hasbunallah diyorlardı. Kim gelirse gelsin bizler Allah yolunda herkesi karşılamaya hazırız diyorlardı. Ve düşmanı karşılamak üzere, Uhud'un rövanşını yapmak üzere müşriklerle sözleştikleri yere gittiler. Ama Kureyş verdikleri sözü tutmadı ve sözleştikleri yere gelmedi. Müslümanlar Allah'ın yardımıyla orada kafirleri beklediler. Orada bir panayır da kurulmuştu. Ve İslam ordusu güzel bir kazançla Bedir'den geri döndüler. Böylece Uhud'dan sonra dimdik ayakta olduklarını ispat ettiler. Allah'tan bir nimetle döndüler. Allah'ın yardımıyla kendilerine herhangi bir kötülük, herhangi bir kayıp dokunmadı. Müşriklerin korkarak Bedir'e gelme işleri Müslümanların böylece zaferiyle sonuçlandı. Esenlikle Müslümanlar evlerine döndüler. Arkadaşlar, bugünlük de burada kalalım inşallah. Surenin geriye kalan ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.